Merhaba arkadaşlar, Doğrusal Eşitsizlikler 3. bölümle karşınızdayız. İlk önce ne yapalım? Doğrusal eşitsizlik tanımını bir hatırlayalım. A ve B reel sayı, A sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B büyüktür sıfır, AX artı B büyük veya eşittir sıfır, AX artı B küçüktür 0, AX artı B küçük eşittir 0 şeklinde verilen eşitsizlikleri biz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik diyoruz veya doğrusal eşitsizlik deniyor. Burada arkadaşlar x bilinmeyen, a ve b ise parametreler. Bunu daha önceki ilk dersimizde, birinci bölüm dersimizde bahsetmiştik. İsteyenler o bölüme tekrar geri dönüp bakabilirler. Şimdi ne tarz örnekler yapacağız? Hem çarpmanın toplam üzerine dağılma özelliğinin olduğu hem de kesirli örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz birinci örnekle başlayalım. Eksi 2x artı 1 eksi 3 çarpı x artı 4 büyüktür 3 şeklinde verilen eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diye sormuş olsun. Bunun çözüm kümesi soruluyor. Çözüm kümesi nedir diye soruyoruz. Yapmamız gereken şey nedir? Bunu düzenlemek ve yukarıda yazmış olduğum standart formu denen formda ifade etmek. Dikkat ederseniz burada standart formu değil, yani ax artı b büyüktür 0 formunda değil. Onu o formata dönüştüreceğiz. Bunun için yapmamız gereken ilk şey eksi 3'ü, yani eksi 3 ile çarpma işlemini ne yapacağız? Toplama işlemi üzerine dağıtacağız. Eksi 2x artı 1 eksi 3x eksi 3 çarpı 4 eksi 12 büyüktür 3 elde edeceğiz. Daha önceki örneklerimde demiştim x motosiklet kulübünün veya başka bir satranç kulübünün üyelerinin taktığı bir amblem, bir banner. Bu banner'ı taşıyanları bir tarafta şöyle güzelce yazalım. Diğerlerini de ayrıca yazalım. Eksi 2x, eksi 3x daha, eksi 5x yapar. 1'den 12 çıkarsa eksi 11 kalır, büyüktür 3 elde ederiz. Peki bu aşamadan sonra ne yapıyorduk? Bu aşamadan sonra amacımız dediğimiz gibi motosiklet kulübünün üyesi olan X işaretini taşıyan kişileri, bilinmeyenleri ne yapmak? Tek başına bırakmak. Bunun için bu eşitsizliğin her iki tarafına eksi 11'in toplamaya göre tersi olan artı 11'i ekliyorum. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklerseniz veya aynı sayıyı çıkartırsanız bu eşitsizlik bir önceki eşitsizlikle denk olur. Yani ikisinin de çözüm kümesi aynı olur. Eksi 11 ile 11'in toplamı 0'a eşit. 3 ile 11'in toplamı 14. 0 toplamanın etkisiz elemanı olduğu için burası eksi 5x büyüktür 14 olacak. Şimdi x'in bir katsayısı var eksi 5. Ve bunun da çarpmaya göre tersi eksi 1 bölü 5. Ve biliyorsunuz eksi 1 bölü 5 negatif bir reel sayıdır. Arkadaşlar negatif bir reel sayıdır. Tabii negatif reel sayılar öyle yazılmaz değil mi? R üzeri eksi diye yazılır. Eksi 1 bölü 5 negatif bir sayı olduğu için ben bu eşitsizliğin her tarafını eksi 1 bölü 5 ile çarpacak olursam o zaman eşitsizliğimiz ne olur? Yön değiştirir. Bunu da daha önceki birinci dersimizde, birinci bölümümüzde ifade etmiştik.
Hatırlamak isteyenler o videoya geri dönebilirler. Eksi 1 bölü 5 ile eksi 5x'in çarpımı 1 çarpı x'tir. 1 çarpı x küçüktür. Eksi 14 bölü 5'ten x küçüktür. Ne çıkar? Eksi 14 bölü 5 çıkar. Bu, peki biz bunu çözüm kümesi nedir diye sorulduğuna göre bunun çözüm kümesi bir aralıktır. Yani eksi 14 bölü 5'ten küçük olan reel sayılar kümesidir arkadaşlar bunun çözüm kümesi. X'ler eksi 14 bölü 5'ten küçük ve x'ler birer reel sayı. Ve biz bu çözüm kümesini nasıl gösteriyorduk? Bir aralık olarak gösteriyorduk. Eksi sonsuz, eksi 14 bölü 5. İkisi de normal parantez kullanıyoruz. Açık parantez kullanıyoruz. Çünkü zaten sonsuz dediğimiz bir simgeydi. O yüzden o dahil olamazdı. Eksi 14 bölü 5'te burada sadece küçüklük durumu söz konusu. X'in eksi 14 bölü 5'ten küçük olması durumu söz konusu. Eşit olması durumu söz konusu değil. O yüzden o noktayı da dahil edemeyeceğimden eksi sonsuz eksi 14 bölü 5 açık aralığıdır diye ifade ediyoruz. Peki ben bunu sayı doğrusu üzerinde göstermek istersem nasıl göstereceğim? Bir sayı doğrusu çizeceğim. Bu sayı doğrusu üzerinde istediğim bir noktayı böyle bir çemberle göstereceğim. Çünkü eksi 14 bölü 5 dahil değil bu eşitsizliğin çözüm kümesine. Ama bundan küçük olan bütün sayılar dahil olduğu için bu doğru parçasının eksi 14 bölü 5'in sol tarafında kalan bölümü benim çözüm kümeme ait olan sayıları içeren sayı doğrusunun bölümüdür diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim buna benzer bir başka örnek yapmaya. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bu da ikinci örneğimiz olsun. Eksi 3 çarpı 5 eksi x artı 4 çarpı 2 eksi 2 x küçüktür eksi 7. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş olsun. Dediğim gibi daha önce ne demiştim? Soruyu yazdığım zaman videoyu durdurun. Kendiniz bir çözmeye çalışın. Çözemezseniz de ne yapın? Videoyu seyredin. Aslında çözebilirseniz de ne yapın? Sonucunuz doğru mu diye kontrol etmek için videoyu seyredin. O yüzden burada ne yapıyoruz? Bir ara veriyoruz. Yani siz veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Durdur düğmesine basıyorsunuz. Tabii ki ben soruyu çözmeye devam ediyorum. Şimdi ilk önce bu eşitsizlikte çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bu sol tarafı düzenlemem gerekiyor. Eksi 3 ile 5'i çarptım. Eksi 15. Eksi 3 ile eksi x'i çarptım. Artı 3x. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 4 ile eksi 2x'i çarptım. Eksi 8x. Nedir? O da küçüktür. Eksi 7 idi. Şimdi burada motosiklet kulübü üyesi olanların taşıdığı X şeklinde bir arma var ve bu armaya sahip olanları bir tarafta şöyle kümelendiriyorum. Siz diyorum şöyle bir toparlanın kendi aranızda bir birleşin. Ve motosiklet kulübü üyesi olmayan sabit sayılarımızı da onları da ne yapıyorum? Sağ tarafta kümelendiriyorum. 3x'ten 8x çıktı. Eksi 5x kaldı. Eksi 15'ten 8 çıktı. Eksi 7 kaldı. Ve bu da küçüktür. Eksi 7 elde ettik. Şimdi bu eşitsizliğin her iki tarafından neyi çıkartmam gerekmekte? Neyi eklemem gerekmekte? Eksi 7'nin toplamaya göre tersini eklemem lazım ki bu motosiklet kulübü üyesi olan X dediğimiz bu banner'ı
Armayı taşıyanlar tek başına kalsınlar. Eksi 5x, eksi 7. Eksi 7'nin topluma göre tersi artı 7 olduğu için eşitsizliğin her iki tarafına ne yapıyorum? Artı 7 ekliyorum. Eksi 5x, evet, eksi 7 ile artı 7'nin toplamı, toplamının etkisiz elemanıdır, sıfırdır. Eksi 7 ile 7'nin toplamı sağ tarafta sıfıra eşit olacak ve eksi 5x ne oldu? Küçüktür, sıfır elde ettim. Eksi 5, eksi 5 negatif bir reel sayıdır. Negatif bir reel sayıdır arkadaşlar. Ben neden bugün negatif reel gezerken değişik semboller uydurduğumu anlamadım ama olsun. Eksi 1 bölü 5 de doğal olarak bunun çarpmaya göre tersidir ve o da negatif bir reel sayıdır. Pekala, ben bir eşitsizliğin her iki tarafını aynı negatif reel sayı ile çarpacak olursam o zaman benim eşitsizliğim ne yapar? Yön değiştirir. Yani küçüktür sıfır olan eşitsizlik büyüktür sıfıra ne yapar? Dönüşür. Eksi 1 bölü 5 ile eksi 5'in çarpımı 1'e eşit olduğu için 1 çarpı x büyüktür sıfırdan, 1 de çarpmanın etkisiz elemanı olduğundan x ne yapar? Sıfırdan büyük olan sayılar olur. Yani çözüm kümemiz nasıl bir kümedir? X'lerden oluşur. Öyle ki x'ler sıfırdan büyüktür ve x'ler nedir? Reel sayıdır. Bunu bir aralıkla ifade edersek 0 artı sonsuz aralığıdır arkadaşlar bu aralık. Ve bu aralığımızı sayı doğrusu üzerinde de gösterebiliriz. Bir sayı doğrusu çizeriz. Bu sayı doğrumuzun üzerinde de deriz ki şurası sıfır noktası olsun. Sıfır noktası dahil olmayacağı için onu açık bir çember, bakın içi dolu olmayan bir daire değil de bir çemberle ifade ediyorum. Ve sıfırdan büyük olan tüm sayılar bu kümeye dahil olacağı için ne yapıyorum? Sayı doğrusunun sağ tarafını, sıfırın sağındaki sayıları tarayarak bir doğru elde ediyorum. Bu sıfırdan sonsuza kadar uzanır. Hiçbir sonu yoktur. Bu aralıktaki her reel sayı bu eşitsizliği arkadaşlar sağlar. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Bu sefer de rasyonel ifadeler olsun. X eksi 3 bölü 3 eksi x artı 1 bölü 4 büyüktür 0. Böyle bir eşitsizlikle karşı karşıya kaldığımızı varsayalım. Ne yapabiliriz? Evet, iki farklı yol izleyebiliriz. Birinci yolda 3 ve 4'ün ortak katlarının en küçüğünü bulurum ve bu da 12 sayısıdır. 12 pozitif bir reel sayıdır arkadaşlar. Ve bu eşitsizliğin her iki tarafını ben 12 ile çarpar isem o zaman eşitsizliğim yön değiştirmez. Aynen bir önceki eşitsizlikle denk olur arkadaşlar. Pekala, şimdi 12 ile x eksi 3'ü arkasından da 12 ile neyi çarpacağım? X artı 1 bölü 4'ü çarpacağım. 12 çarpı x eksi 3 bölü 3 eksi 12 çarpı x artı 1 bölü 4. 12 ile 0'ın çarpımı da 0'a eşit. Çünkü 0 nedir? Çarpmanın etkisiz elemanıdır. Geçen gün ilginç bir şey seyrettim internette. Bir genç kızcağızımıza ne soruyorlardı? Cep telefonunuzun üzerindeki rakamların çarpımı kaça eşittir diye soruyorlardı. Ve bu kızcağız aslında sıfırın olduğunu da bilmesine rağmen sıfırla çarpılan sayıların sonucunun 1'e eşit olduğunu iddia ederek maalesef yarışmada puan alamadı. Sıfırla çarpımın sonucu 1 değil. Sıfırla çarpımın sonucu nedir? Sıfırdır. Sıfır çarpmanın yutan elemanıdır arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayalım. Evet, 12 ile
x-3/3'ü çarptığımızda 3 ile 12'yi sadeleştiriyorum. Payda 1, payda da 4 kalıyor. 12 ile 4'ü sadeleştiriyorum bu çarpmada. Payda da 1, payımızda 3 kalıyor. Yani ifademiz 4 çarpı x-3 eksi 3 çarpı x+1 büyüktür 0'a dönüşüyor. Daha sonra ne yapacağız? 4'ü ne yapacağız? Çarpmanın çıkartma işlemi üzerine dağılma özelliği, çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. 4x-12 eksi 3x. Eksi 3 ile 1'in çarpımı da eksi 3 büyüktür 0. Buna lütfen dikkat edin. Neden dikkat edin? Eksi 3 çarpı x+1'i çarparken öğrenciler nedense şöyle bir hata yapma eğilimindeler. Bunu çarparken ilk önce eksi 3 x'i çarpıyor, eksi 3 x diyor. Ama eksi 3 ile 1'i değil de 3 ile 1'i çarpıp artı 3 diyor. Bunlar birbirine tabii ki eşit değillerdir. Eksi 3 ile 1'in çarpımı eksi 3'e eşittir arkadaşlar. Şimdi motosiklet kulübünün üyeleri olan x armasının taşıyanları şöyle bir kenara ayırdım. Bu armayı taşımayanlara, yani kulübe üye olmayanlara bir kenara ayırdım. 4x'ten 3x çıktı, 1x kaldı. Eksi 12 ile eksi 13'ün, eksi 12 ile eksi 3'ün toplamı eksi 15 oldu. Büyüktür 0. Ben bu eşitsizliğin her tarafını eksi 15'in toplamaya göre ters olan 15 sayısıyla toplarsam eşitsizliğin bir önceki eşitsizliğe denk olur ve yani aynı çözüm kümesine sahip olur. Ben bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı ekleyebilirim. Bir eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkartabilirim. Bir eşitsizliğin her iki tarafını aynı pozitif sayıyla çarpabilirim. Bu durumda eşitsizliğimiz bir önceki eşitsizlikle denk oluyor arkadaşlar. Şimdi eksi 15 ile 15'in toplamı 0'a eşittir. Özür dilerim. 1x+0. Bu da büyüktür. 0+15. 15 ile 0'ın toplamı 15. Çünkü 0 toplamanın etkisiz elemanıdır. 1x büyüktür. 15 elde etmiş olduk. Yani çözüm kümemiz 15'ten büyük olan reel sayılar kümesidir arkadaşlar. Peki bunu biz aralık olarak ifade etmek istersek nasıl yazacağız? 15'ten büyük olan reel sayılar kümesi 15 açık parantez artı sonsuz açık parantez şeklinde ifade edilir. Ve bunu da bir sayı doğrusu üzerinde göstermek isterseniz sayı doğrusunu çizdiniz. Çizdikten sonra dediniz ki şurası 15 olsun, burası 15 olsun. Bu 15'ten, 15 dahil değil, 15'ten büyük olan bütün reel sayılar ne olacaktır? Bu eşitsizliğin çözüm kümesi içerisinde olacaklardır diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Peki gelelim ikinci yola. İkinci yolda ne yapacağız? Hemen ikinci yolda ne yapacağımızı yazalım. Tabii ki önce soru yazacağız. İkinci yolumuzda. Sorumuz neydi? x-3/3 eksi x+1/4 nedir? Büyüktür 0. Bunun çözüm kümesini bul diye sorulmuştu. Evet, bu tarz kesirli ifadeleri toplayabilmeniz için bunların paydaları birbirine eşit olmadığından paydadaki sayılarımızın ortak katlarının en küçüğünü alıyoruz ki bu da 12 sayısıdır. Yani biz bu kesirlerin paydalarını 12'de eşitleyeceğiz. Evet, x-3/3'ün paydasının 12 olması için benim bu kesirin tamamını 4 ile genişletmem gerekmekte. Benzer şekilde x+1/4 şeklinde verilen bir kesir var. Bu kesirin de kendisini neyle genişletmem gerekmekte? 3 ile. Böylelikle her ikisinde paydası ne olacak? 12 olacak. Bu da 0'dan büyük bir değermiş arkadaşlar. Şimdi
Genişletmek dediğimiz kavram ne demek? 4'ü hem kesrin faydasıyla hem de payıyla çarpıyorum. 3'ü de hem kesrin faydasıyla hem de payıyla çarpıyorum. Aslında düşünecek olursanız 4/4 ile çarpıyorum. Yani bakarsanız şöyle yapabilirsiniz. Bu ifade ne demek? 4 ile genişletmek demek. 4/4 kaça eşittir? 1'e eşittir. Biliyorsunuz 1 aslında nedir? Çarpmanın etkisiz elemanıdır. Hem payı hem de faydayı aynı sayıyla çarptığımız zaman aslında biz yeni bir kesir elde etmiş olmuyoruz. Buna dikkat edin. Oysa ki sadece faydayı çarpsam veya sadece payı çarpsam bambaşka yepyeni 0 kilometrede yeni bir kesir elde etmiş olurum. Şimdi 4 ile x eksi 3'ü çarpacağım. Bunun faydasında 12 var. Eksi diyeceğim. 3 ile de x artı 1 bölü 12 diyeceğim. 3'ü de 4 ile çarptığımız için 0'dan büyüktür diyeceğim. Daha sonra da çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanıyorum. Ve ne yapıyorum? Bunları dağıtacağım. Şöyle güzelce dağıtalım. 4x eksi 12 bölü 12 eksi 3x artı 3 bölü 12 sıfırdan büyük olsun. Pekala. Şimdi bu çıkartma işlemini iki tane kesrimizin de paydası birbirine eşit olduğu için artık bu çıkartma işlemini yapabiliyorum. 4x eksi 12 eksi 3x bir de eksi 3 bölü 12 büyüktür 0 diyeceğim. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? 4x eksi 12 eksi 3x artı 3 varken öğrencilerimizin genel olarak yaptıkları bir hata şudur. 4x eksi 12 eksi 3x artı 3 diye yazarlar bunu buraya. Sanki bu eksi sadece buraya aitmiş, eksi 3x'e aitmiş gibi davranırlar. Bu 3'ün başında bir eksi varmış diye kale bile almazlar. Doğal olarak da özellikle test sorusuysa hocam bu sorunun şıklarla cevabı yok derler arkadaşlar. Siz lütfen böyle hatalara düşmeyin. Kesrin önündeki eksi işareti hem 3x'i hem de 3'ü ne yapıyor? İlgilendiriyor. Her ikisine de ait. Onu lütfen dikkat edelim. 4x'li 3 eksi 3x'i bir kenara toplayayım. Şöyle diyeyim ki siz şöyle bir kenara çekelim bakalım diyelim. Eksi 12 ile eksi 3'ü de gene kendilerini onları bir grup halinde sağda ne yapalım? Paydanın sağ tarafına doğru iteleyelim. Şimdi ne yapacağız? Biraz daha düzenlemeye ihtiyacım var. 4x'ten 3x çıkarsa kaç kalır? X kalır. Eksi 12 eksi 3 daha eksi 15 yapar. Bölü 12 büyüktür 0. Şimdi bundan sonraki aşamamız ne olacak? Tabii ki amacımız burada motosiklet üyesi olan x banner'ını şu omzunda taşıyanları tek başına bırakmak istiyoruz. Burada bir bölüm var. Bir de fark var. İlk önce bölümden kurtulmam lazım. O yüzden de bu eşitsizliğin her iki tarafını 12'nin çarpmaya göre 1/12'nin çarpmaya göre tersi olan 12 ile ne yapıyorum? Çarpmak durumundayım arkadaşlar. Her eşitsizliğin her iki tarafını 12 ile çarpıyorum. 12 pozitif bir reel sayı olduğu için eşitsizlik yok, değiştirmiyor ve 12 ile 12 sadeleşiyor. Çok özür dilerim. 12 ile 12 sadeleşiyor. X eksi 5, x eksi 5 büyüktür 0 elde ediyoruz. Çünkü 12 ile 0'ın çarpımı 0'a eşit. Buradan da bu eşitsizlikte de her iki tarafı eksi 5'in toplama göre tersi olan 5'i ekliyoruz. Ve sonuç ne oluyor? X artı 0 büyüktür 5. Yani x büyüktür 5 oluyor. Biz bunun çözüm kümesini 5'ten büyük olan reel sayılar olarak ifade ettik. X büyüktür 5, x reel sayı. Ve aralık olarak da
yazabilirsiniz. Aralık olarak da 5 artı sonsuz aralığı veya sayı doğrusu üzerinde göstermek isterseniz de, bir sayı doğrusu çizmek isterseniz de yapmanız gereken şey, şuradan sayı doğrumuzu bulalım güzelce. Sayı doğrumuzu çizelim. Çizdik. Ve bu sayı doğrusu üzerinde istediğimiz bir noktaya, şuraya mesela diyoruz ki sen 5 noktasını temsil et. 5'i dahil etmiyoruz. 5'in sağındaki tüm sayılar 5'ten büyük olduğu için, bakın tarıyorum, bu sonsuza kadar gidecek. Bu 5 ve 5'ten büyük olan, pardon, 5'ten büyük olan, 5 ile değil, 5'ten büyük olan tüm sayıların sayı doğrusu üzerindeki ifadesidir. Ne yapmış oluyoruz? Çözüm tünelimizi bulmuş oluyoruz. Benzer bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Evet, bir saniye. Bu kaçıncı örneğimiz olacak? Üçüncü örneğimi yapmıştık. Dördüncü örneğimiz olacak. Şimdi dördüncü örneğimize bakalım. Şimdi siz bu arada ne yapıyorsunuz? Ben dördüncü örneği yazarken siz de yazdıktan sonra ne yapıyorsunuz? Videoyu durduruyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba ben bunu kendi başıma bir çözeyim. Evet, şimdi durdurma zamanı. Videoyu durdurun. Kendiniz çözün. Ve sonra da tekrar başlatıp benim çözümümle kontrol edin arkadaşlar. Evet, ne yapacağız biz? Ben burada birinci yolla yapacak olursam, bu eşitsizliğin her iki tarafını 3 ve 5 sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan 15 ile çarpmam gerekecek. 15 ile bu eşitsizliğin her iki tarafını ne yapıyorum? Çarpıyorum. Ve bu arada 15 pozitif bir reel sayı olduğu için eşitsizliğimiz bir öncekiyle aynı kalıyor. Birbirine denk oluyor. Pekala, 15 ile x eksi 1 bölü 15 ile x eksi 1 bölü 3'ü çarparsam, 15 çarpı x eksi 1 bölü 3, bakın çarpmanın dönümü üzerinde şöyle gösterelim, eksi 15 çarpı x artı 1 bölü 5 büyüktür. 15 kere 2 30 oldu. Ve burada sadeleştirmeler meydana geldi. 15 ile 3 sadeleşti. Burada 5 kaldı. 15 ile 5 sadeleşti. Burada 3 kaldı. Ve bizim ifademiz 5 ile x eksi 1'in çarpımı. Eksi 3 çarpı x artı 1 büyüktür. 30 oldu. Tekrar çarpmanın çıkartma ve toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanıyoruz. Kullandıktan sonra biraz daha aşağı indirelim. 5 çarpı x 5x, 5 çarpı eksi 1 eksi 5, eksi 3 çarpı x eksi 3x, eksi 3 çarpı 1 eksi 3 büyüktür 30 oluyor. Diyorum ki motosiklet kulübü üyesi olan x armasını taşıyanları siz şöyle bir kenara geçin diyorum. Motosiklet kulübü üyesi olmayan sabit terimleri şöyle siz bir kenara geçin diyorum. Odanın içerisine ne yapıyorum? Onları şöyle bir ayrıştırıyorum. 5x eksi 3x 2x yapar. 2x eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 yapar. 2x eksi 8 ne oldu? 30'dan büyük oldu. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız işlem ne olacak? Şimdi bu eşitsizliğin her iki tarafına eksi 8'in toplamaya göre ters olan 8'i ekleyeceğim. Eksi 8'in toplamaya göre tersi 8'e eşittir. 2x artı 0 büyüktür 38, yani 2x büyüktür 38 elde etmiş olacağız. Pekala, şimdi eşitsizliğimizin her iki tarafını 2'nin çarpmaya göre tersi olan 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. 1 bölü 2
Pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmiyor. X büyüktür. 38 bölü 2'de ne yapacak? Tabii ki 19 yapacak. 19'dan büyük olan tüm reel sayılar kümesi. Yani aralık olarak ifade edersem 19 artı sonsuz aralığı. Eğer sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursam da o zaman da sayı doğrumuz olacak olursa burada 19 bölü 5 sayısını dahil etmiyorum. Onu açık yazıyorum. Bu kümeye dahil değil. 19 bölü 5'ten büyük olan tüm sayıları ne yapıyorum? Sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar göstermiş oluyorum. Böylelikle ne yaptık? Evet, güzel örnekler çözdük. Şimdi bu ne, bir sonraki güzel örnekleri ise ne yapacağım? İlerleyen videoya saklayacağım. Çünkü ne yapacağız? Artık hepimiz yorulduk. Biraz dinleneceğiz. Biraz bu konuları ne yapacağız? Sindireceğiz. Üzerinden bir kere daha belki geçmemiz gerekecek. Arkadaşlar, siz videoyu tekrar ederken ben de bir sonraki videoyu hazırlıyor olacağım. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Esen kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.